Elazığ'da günlerdir süren kar yağışı nedeniyle her gün birçok vatandaşın yardım çağrısına ekipler koordineli olarak müdahale etmeye devam ediyor. Elazığ'da yoğun kar yağışının ardından kent genelinde yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için yoğun mesai harcıyor. Baskil ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta bulunan Yalın Damlar köyünde ilaçları ve temel ihtiyaç malzemeleri bitip mahsur kalan 91 yaşındaki Aziz ve 86 yaşındaki Aslan Beyhan kardeşlerin imdadına Baskil Kaymakamlığı yetişti. Ya sen yalnız maşallah burada yaşıyorsun. Durumu ihbar olarak alan Baskil Kaymakamlığı, Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz'ın da katılımıyla mahsur kalan iki kardeşe ulaşım sağladı. Buyur Aziz amca. Sen yalnız mı yaşıyorsun Aziz amca? Ben de yalnız yaşıyorum. Çocuklar gelip gidiyor ama değil mi? Bakıyorlar mı? Gelen her ihbarı titizlikle değerlendirdiklerini ifade eden Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışarak gelen tüm ihbarları değerlendiriyoruz. Gece gündüz demeden çalışmalarımız devam edecektir diye konuştu. Duralım, tamam mı? İnşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Hadi Allah'a emanet ol. Dua et, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bir yardım çağrısı da yine Baskil ilçesinden geldi. Baskil'e bağlı Yalın Damlar köyünde yaşayan Mehmet Hanifi Şahin de 112 acil çağrı merkezini arayarak evinin önünde hayvanlarının yemini koyduğu çadırın kar nedeniyle çöktüğünü bildirdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri köye giderek ilk önce çadırı kaldırarak alan temizliği yaptı. Ekipler daha sonra kar ve tipiden dolayı yıpranan çadırı onararak yeniden kurdu. Jandarma ekipleri kar kalınlığının 2 metreyi aştığı Palu ve Karakoçan ilçesinde de yolda mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Bingöl'e hasta götüren 112 acil ambulansı Karakoçan-Kiyi Karayolu Çıtak Köyü mevkiinde yolda kaldı. Bölgeye giden Karakoçan ilçe jandarma komutanlığı ekipleri hastayı ve sağlık çalışanlarını mahsur kaldıkları yerden zaman kaybetmeden kurtararak hayati bir müdahale yaptı. Palu ilçe jandarma komutanlığı Kaya Önü ile Arındık jandarma karakol komutanlığı ekipleri ise farklı bölgelerde hava muhalefeti nedeniyle yolda mahsur kalan 6 araçta 31 vatandaşı kurtarmak için seferber oldu. Bölgeye giden ekipler özellikle tipinin etkili olduğu Kaya Önü köyü mevkiinde 29 vatandaşı donmaktan son anda kurtararak güvenli bölgeye aldı. Farklı bölgeye giden ekipler daha sonra yolda kalan 2 vatandaşı kurtardı. Ayrıca daha sonra jandarma 6 aracı da gerek zincir takarak gerekse kaldığı yerden çıkararak sahiplerine teslim etti. HB isimli vatandaşın 112 acil ihbar hattına yardım çağrısında bulunmasının ardındansa Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri hemen harekete geçti. Vatandaşı ve yatalak hasta olan kız kardeşinin gıda sıkıntısı çektiklerini, ayrıca yoğun kar yağışından dolayı hayvanlarının yemlenmesi için samanlığa ulaşamadığının belirtildiği çağrı üzerine köye ulaşan Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri hem samanlığın yolunu açtılar hem de vatandaşa gıda ve yakacak yardımında bulundular. Ekipler son olarak Çevrecik köyünde yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan bir hastayı da paletli ambulansla hastaneye ulaştırdı.